Merhaba değerli izleyiciler. Ankara Özel'de sizlerle birlikteyiz. 6 ay önce yine bu stüdyoda Ankara Özel'de kıymetli bir dostumuzu, Pakistanlı bir dostumuzu konuk etmiştim. Hasan Şoaib Murat, kendisi Pakistan'da Yönetim ve Teknoloji Üniversitesi rektörüdür. Ben Pakistan'da öğrenciyken enstitü olan bu üniversite o dönem 500-600 öğrencisi varken bugün itibariyle 12 bin öğrencisi. Ve yine bünyesinde 200'e yakın da Pakistan genelinde okulları var. Kendisiyle tabii ki sohbetimizi İngilizce yapacağız. Mr. Hasan Murat, welcome. Hasan Murat Bey, Kanal 5'e hoş geldiniz. Beni tekrar davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Türkçe dediğim gibi 6 ay önce Ekselansları Ankara'da bizim programımıza misafir olmuştu. Ustazım, öncelikle şu şekilde başlamak istiyorum. Bugün aldığımız bir bilgiye göre Ankara'da UMT'nin okul açacağını ve kampüsünü adım adım genişleteceğini öğrendik. Beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu benim Kanal 5'e ikinci gelişim. 1996'dan beri Türkiye'de bulunmaktayım. Pakistan'daki İBF konferansına gelen ilk özel sektör delegasyonu ile 1995'te Lahor'da İBF'yi kurduk. Ve ben de sizinleydim. Pakistan'da öğrenciydim. İBF konferansında Türkçe çevirmenlik yapmıştım 1995'te. 20 kişi gelmişti ve tarihte bir ilkti. Sonrasında çok yakın ve güçlü bir şekilde bir araya geldik. Bütün dünyadan sanayici, iş adamları, tacirler ve kadın girişimciler İBF'ye katıldı. MÜSİAD her yıl fuar ve konferansların düzenlenmesinde çok büyük bir rol oynadı. Ben öncelikli olarak eğitim konusuna odaklandım. İLAM Turist bünyesinde. İLAM Turist, liderlik ve işletme enstitüsüdür. Pakistan'da bir üniversite, iki kampüs, bir network koleji, 25 şehirde 15 kolej, bir network okuluna dahil olmak üzere Pakistan genelinde 200 okuldan oluşmaktadır ve Pakistan'ın hızlı gelişen bir ağıdır. En son gittiğimde çok fazla insanla karşılaştım. Beni davet ettiler ve bana bazı sorular sordular. Biz Türkiye'de okul açmalıyız dediler. Türkler Pakistan standartlarındaki eğitimleri takdir ediyorlar. İstanbul'da ve Ankara'da diğer sosyoekonomik çevrelere yönelik ücretsiz bir okul açılmasını teklif ettiler. Ve böylece burada bir okul açmaya karar verdik. Biraz yavaş bir başlangıç yaptık. Sonra yavaş yavaş işletme ve teknoloji üniversitesi alt kampüsünü açtık. Üç ay önce açılışını yaptınız. Evet, biz büromuzu açtık. Şu an okul ve üniversitemizin fizibilitelerini yapıyoruz. Ve umut ediyoruz ki Türkiye'deki Pakilerin ve Türklerin eğitim sistemlerinin gelişmesinde altyapı sağlayabiliriz.
and to Turkish people in Turkey as well as in Pakistan. Bu iki millet için de ortak dileklerdir. Bugün sizinle görüşmemizde herkes size Paki öğrencilerin Türkiye'ye, Türk öğrencilerin de Pakistan'a eğitim için gönderilmesi konusunu soruyordu. Evet, biz Pakistan'la Türkiye arasında öğrenci değişim programları konusunda adımlar atmayı düşünüyoruz. Her iki tarafta ayrı kampüslerde eşdeğer eğitimler almasını istiyoruz. İnşallah bu eğitim programını çok kritik görüyorum. İki milleti bir araya getirecek, iki milletin geleceklerini bir araya getirecek. Daha önce dediğimiz gibi bir millet, iki devlet. İnşallah bu tip bir köprü bilgi üzerine kurulmuş, böylesi bir bağlantı, bilgi gelişimi toplumumuzun geliştirilmesinde bence ilişkilerimizde yeni boyutlar açacaktır. Altı ay önce programımızda hükümet karşıtı Tehliki İnsaf Hareketi lideri İmran Han dosyasını açmıştık. Siz de bu kişinin adım adım kaybedeceğini, kaybetmek zorunda olduğunu, çünkü hükümetin yeni ve güçlü olduğunu, seçimlerden sonra tasfiye edileceğini, protesto ile değil, seçimle gideceklerini söylemiştiniz. Bu perspektifte Pakistan'ın son dönemini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bence durum tasfiye edildi şu an. Şu an seçim Adalet Komisyonu. Seçimde bazı adaylar hakkında hile yapıldığına dair soruşturma yapıyor. Bu komisyon deneyimli savcılardan oluşmakta. Bu savcılar aynı zamanda Adalet Yüksek Komisyonu'ndaki üyelerden oluşmakta. Eğer adaylardan birinde bir kanıta rastlanırsa, sonuçtan tatmin olunmazsa, aday Adalet Komisyonu'nda yargılanabilir. Bu hükümet adına iyi bir adımdır. Demokrasimizi daha da güçlendirmektedir. Böylece eski partiler parlamentoya giremedi. Dolayısıyla İmran Han partisi parlamentoya girebildi. Peki ne oldu? Fikir ayrılığına düşüldü durumlarda ya da alternatif bir yol göstermedi. Kamu yararını tartışıp her zaman demokratik bir çözüm bulunabiliyor şimdi. Bu demokraside çok önemlidir. İyi muhalefete sahip olmak, güçlü ve samimi bir muhalefet çok önemlidir. Elbette muhalefet çok önemlidir. Ama özellikle demokratik ülkelerde. Evet, muhalefet bir düzen inşa etmede, tanırlılıkta ve temsil etmede, toplulukların sesi olma imkanı tanır. Bence muhalefet demokrasiye ileri düzeyde olgunluk sağlar. Böylece inşa edilen demokrasi köklü bir gelişim sağlar. Bu ilk defa oluyor. Ama ben gelecekte demokrasi dışı hareketlerinin ülke içi iyi olmadığını kişilerin hatırlayacağını düşünüyorum. Ülke anarşi içinde olduğunda, özellikle de ülke başkenti anarşi içerisinde olduğunda, önemli bir konuğunuz olduğunda, mesela Çin Başbakanı Pakistan gezisini iptal etmişti.
bu ülke için bir kayıptı. Biliyorsunuz, yakın zamanda ziyaret etti. Ben ülke dışında olduğum için net hatırlayamıyorum. Paşaverler bir okula ateş açmıştı, Çin Başbakanı ziyareti öncesi. Toplumda bu şekilde sert kutupluluk olduğunda ve demokratik yapınız zarar gördüğünde, diğer demokratik olmayan kuvvetler her şeyi kontrol etme imkanına sahip olmaktalar. Biz bunların olduğunu gördüğümüz için umut ediyorum ki siyasi partiler demokratik norm altında faaliyet göstermenin önemini anlayacaklardır ve demokratik sürece dahil olacaklardır. Gelecekte iyi iş yapmanın fırsatını yakalayacaklardır. Gelecekte iyi şanslar olacak. Tabii ki ne yazık ki Müslüman toplulukları üzerinde pek çok sorun var. Keşmir sorunu gibi kanayan öncelikle bizim sorunumuz. Özellikle Mescid-i Aksa, Eritre, Mora, Türkistan, Şarkiye, Şişen ve daha birçok yer. Sonra Irak, Suriye ve Afganistan. Ne yazık ki her geçen gün Müslüman coğrafyasında yeni bir sorun Müslüman halkları derinden yaralamakta. En son Yemen sorunu. Suudi Arabistan üzerinden askeri bir operasyon oldu. Bildiğiniz gibi Başbakan Nawaz Sharif tarafından haber verildi. Çok iyi biliyorum. Başbakan Nawaz Sharif uzun zaman Suudi Arabistan'da kalmıştı. Suudi Arabistan tarafından sevilen ve önemsenen birisi. Suudi Arabistan'la derin ilişkileri olan birisi. Sonra Nawaz Sharif Türkiye'yi ziyaret etti. Yemen'deki Türk polisi Pakistan tarafından bilinir. Biz kendisiyle bu konuyu da konuştuk. Pakistan açısından bakıldığında Yemen sorunu nasıl görünüyor? How you are seeing the issue from Pakistan side? You are seeing the issue of Yemen. Yes, Pakistan cannot remain isolated. Müslüman dünyasında kanayan hiçbir soruna Pakistan tepkisiz kalamaz. Pakistan'ın geleceği Müslüman dünyasının geleceğine bağlıdır. Eğer Müslüman dünyası refaha ererse, ilerlerse, eğer Müslüman dünyası gelişirse, sonrasında Pakistan da gelişecektir. Çünkü Pakistan Müslüman bir ülke ve Fas'tan Jakarta'ya kadar Müslüman ülkelerin oluşturduğu global bir hilalin içinde. So what I feel is that Pakistan 200 milyon kişinin olduğu Suudi Arabistan ile uzun, köklü ve güzel ilişkileri vardır. Suudi Arabistan pek çok Pakistan bölgesine yardımda bulunmaktadır. Suudi Arabistan jeopolitik olarak da bizim için önem taşımaktadır. Pakistan'ı ailelerin bir parçası, kardeşleri olarak görmektedirler. Diğer tarafta ise Suudi Arabistan, Yemen'in geliştirilmesinde bir mücadeleye girmiştir. Yemen'deki kuvvetlerin güçlenmesinden dolayı kamusal güvenlik tehlikeye girdiğinde Suudi Arabistan bu mücadeleyle yüzleşmek için Pakistan'dan yardım istemiştir. Pakistan'ın parlamentosu
Pakistan parlamentosu Yemen sorununu istişare etmiştir. Suudi Arabistan'ın karşılaştığı mücadelenin boyutlarını görüşmüştür. Prensipte Pakistan hazırlıklıdır. Yapabileceği her şeyi zaten Suudi Arabistan'a sunmuştur. Pakistan, Suudi Arabistan'ı bu savaşta yalnız bırakmayacaktır. Aynı şekilde benzer bir tehditte de Suudi Arabistan, Pakistan'ı yalnız bırakmazdı. Bu karşılıklıdır. Pakistan, Suudi Arabistan'ın kardeş ülkesidir. Millet olarak da, insan olarak da, hükümet olarak da Pakistan her yardımı yapacaktır. Şimdi bunları demişken, İran'ı da komşumuz olarak anlıyoruz. İran'la sınır komşusuyuz ve İran'la bu bölgenin de çok yakın ilişkileri vardır. Pakistan, this region had have had very close relations with Iran in terms of trade. Iran. Sorry, so that the people should can. Affedersiniz. Şimdi bunları demişken insanlar yanlış anlayabilir. Yemen'in yasal hükümetine karşı İran bu sineri destekliyor. İran asla resmi olarak desteklediğini söylememiştir. Ama gayri resmi olarak bu kuvvetler güçleniyor ve destek görüyor. Başka bir ülkeden, yani İran'dan, dolayısıyla İran bölgede ciddi bir oyuncu. İran, Pakistan'ın komşusu. Dostlarınızı değiştirebilirsiniz. Ancak komşularınızı değiştiremezsiniz. Komşularınızla birlikte yaşamak, var ola gelmek zorundasınız. Onların bir parçası olmak zorundasınız. Onların problemlerini anlamak zorundasınız. Bu dış ilişkilerin ana esasıdır. Biz komşularımızı değiştiremeyiz. Söylemek isterim ki Pakistan ve İran ilişkileri olmasını istediğimiz kadar sıcak durumda değil. Yani bir Pakistan ile Çin işbirliği gibi değil ya da Suudi Arabistan ilişkilerimiz gibi değil. Ben ayrıca anlıyorum ki özellikle jeopolitik konusunda uzmanlar hatırlayacaklardır. İran'ın Pakistan konusunda değişmez çekinceleri vardır. That Iran also has certain reservations against Pakistan. I see. İran, anlıyorum. Eğer İran'ın savunma politikası analistleri bir ülkenin problemlerine ya da tehditlerine, güvenlik ihlallerine dair bir liste yapacak olsa, bence o listede Pakistan'ı listeye almak da istemeyeceklerdir. They would not fail to list Pakistan. I see. Anlıyorum. Pakistan ve İran komşudurlar ve dostlardır. Her ikisi de Müslümandırlar. Buna ek olarak İran, Pakistan'daki Şia'da bağlıdır. İran ile Pakistan Şia bağlantılıdır. Birbirlerine bağlılardır. Suudi Arabistan ise Pakistan'daki Sunni oluşum ile bağlantılıdır. Aslında bütün hikaye budur. Şimdi biz ayrıca böyle düşünmemiz sakıncalı da olsa bu bir jeopolitik oyundur. Ülkeler kendilerini milletlerinin güçlü olduğu özellikler üzerine inşa eder. Bu özellikler sınırları içinde var olmalıdır. Geçtiğimiz 20 yılda, 25 yılda, 1977'lerde oynanan devrim oyunları, şimdi ise 2015, aradan 35 yıldan fazla geçmiş. Bu kadar geçen yıl içinde İran her şeyi bir enstitü olarak, ülke olarak kendisi inşa etmiştir. İran has been a very
kendisi bir ülke olarak inşa etmiştir. Devasa girişimlerde bulunmuştur. İran İslami bir cumhuriyettir. Şeriat ile yönetilir. Bilgi birikimi konusunda gelişmiştir. Kendine has bir kültürü vardır. İran halkı kültürüyle ve tarihiyle gurur duyar. Müslüman dünyasında daha geniş bakıldığında Şia'ya da bağlıdır. İran Şia ülkesidir. Evet. Ama aynı zamanda İran bir Ovaysi ülkesidir de. Yani Müslüman bir ülkedir de. İran has also been a Shia country, yes, but İran has played its role in OIC. İran has been member of all the Muslim world, you know, affairs, has played a role. Has nükleer program. Nükleer programı vardır. And also connected with USA and Europe. Yeah. İran is a proactive country, let's say. Because İran is... İran proaktif bir millettir. Bunlara ek olarak Avrupa ile de bağlantılıdır. İran proaktif bir millettir. Çünkü İran dışarıdan zarar görebilir bir yapıdadır. Nükleer geliştirme çalışmaları vardır. Çünkü kendi savunmasında bunu kullanmak istemektedir ve bunu geliştirmek istemektedir. Yine yanı başında İsrail vardır. İsrail'le çatışan Lübnan'daki Hizbullah güçlerine destek vermektedir. Suriye halkına yapılan zulümlere de tepki göstermektedir. Yemen hakkında konuşurken İran resmi hükümet yerine Husileri desteklemektedir. Ama Suriye'de Asiler yerine Beşar Esad'ı desteklemektedir. Sizce burada bir ikiyüzlülük yok mu? Daha önce dediğim gibi jeopolitik bir menfaat söz konusu olduğunda çifte standart ya da tek standart yoktur. Tek önemlilik ülke menfaatleridir. Kendinizi daha güçlü hale getirmek için her değişikliği yapmanız gerekmektedir. Dolayısıyla bir millet ve ülke olarak İran kendi menfaatlerini ve ihtiyaçlarını gözetmekte özgürdür. Dolayısıyla İran sınırları içinde ve çevresinde sınır güvenliğini sağlamak için milli menfaatlerine yön veren bir ülkedir. İran is close to China also in some respect. Dolayısıyla İran'ın Rusya ile sınırı vardır ve Rusya ile iyi bir ilişkisi vardır. Ayrıca bir açıdan Çin'le yakındır ve bence Çin'le ilişkileri de iyidir. İran Afganistan'la yakındır ve bu açıdan bakılınca Afganistan'a yeni hükümet kurulmasında yardımcı olmuştur. İran Irak'a yakındır ve Irak'ta rejim değişirken aralarında bir tür stratejik ortaklık söz konusu olmuştur. Dolayısıyla derin bir ilişkileri vardır diyebiliriz. Evet, İran Rusya ile komşu ve İran Rusya ile güçlü ilişkileri var. Buna ek olarak İran'ın Hindistan'la bin yılı aşkın tarihi ve güçlü bir ilişkisi var. Aryanlar ve Brahmanlar bildiğiniz gibi birbirlerine yakın iki kültür. Ekselansları, çok az zamanımız kaldı. Yemen konusunu değerlendirebilir miyiz? Söylemek istediğim, görmüş olduğumuz şey jeopolitik menfaatlerdir ve bu stratejik gerekliliklere Müslümanları parçalama riskine girmeden cevap verebilmek hükümetlerin sorumluluğundadır. Ne yazık ki çabalama yok. Dışarıdan bazı güçlerin Müslümanları parçalama girişimleri var. Müslüman coğrafyasını iyi okumak gerekmekte. Sadece bir ülkeyi okumak yeterli değildir. Birkaç ülkeyi okumak da yeterli değildir. Buna ek olarak Müslüman coğrafyasında
Son bulmak bilmeyen savaşlar vardır. Root of continuous fight within the Muslim country. Bence Müslüman ülkelerin liderleri Türkiye gibi Suudi Arabistan, Mısır, Pakistan, Arap Emirlikleri gibi, çünkü bu ülkeler birbirlerine yakınlar ve oturmuş bir hükümet yapıları var. Bunlar bir araya gelmeli ve ortak politikalar geliştirmeli. Ayrıca İran'la da görüşmeliler. Ayrıca İran'la bağlantıya da geçmeliler. Tamam, sen bir milletsin, bir hükümetsin. Belki sınır güvenliğin iyi. Belki Avrupa ve Birleşik Devletler'le nükleer ilişkilerin var. Belki onaylanmışsın. Herkesi rahatsız edecek güç dengeleri kurmaktan vazgeç. İran tarafından desteklenen güçler tarafından, eğer güç dengeleri bir kere değişirse Yemen'de, bu kabul edilemez. Kabul edilmeyecek. Ve bunun karşılığı da gelecek. Buna karşılık da gelecek. Dolayısıyla İran anlamalı ki jeopolitik genişlemenin limitleri vardır. İran Yemen'de bu limiti aşmıştır. Birleşik bir karşılık sadece bu dört ülkeden değil. OIC yani İslam Ülkeleri Organizasyonu'ndan İran'la pazarlık ve görüşmelere girişilmeli, İran'ın bu bölgeye bakışı ve isteği değerlendirilmelidir. İran'la Yemen konusunda pazarlık edilmelidir. Böylece bölgede istikrar sağlanmalıdır. Çünkü İran bölgede söz sahibi bir güçtür. Aynı zamanda Türkiye'de bölgede söz sahibi bir güçtür. Suudi Arabistan doğası gereği, bölgedeki konumu gereği yine bir güçtür. Körfez'de Pakistan aynı zamanda bölgede bir güç, büyük bir ülke. Bence biz kardeşiz. Müslüman dünyasının parçalarıyız. Dolayısıyla Müslüman dünyası acı çekmemeli. Organize olmalıyız. Tamam, her ülkenin kendisine ait çıkarlar olabilir. İran, Pakistan, Suudi Arabistan, Irak, Afganistan, Yemen, Lübnan, Mısır ve diğer bütün Müslüman ülkeler tek bir millet gibi hareket etmeliler, tek Müslüman milleti gibi ve evrensel bir Müslüman milleti gibi. İran bu bütünlüğü bozmamalı. Allah Kur'an-ı Kerim'de de der ki: "Hazihi ummetukum ummetun vahidatun ve ana rabbukum fa'bun." Thank so much. Thank you. For this brief. Çok teşekkür ederim bu çok özel röportajınız için. Kıymetli izleyiciler, konuğum Pakistan Yönetim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Hasan Şöyb Murat Bey'di. Biz üç konuyu gündeme getirdik. Kendi aktiviteleri üniversite olarak, Pakistan'daki İmran Khan muhalefetinin son durumunu ve Yemen dosyasını biraz daha geniş açtık. Tekrar sizlerle birlikte yeni bir Ankara Özel'de buluşmak üzere hepinize hayırlı günler, iyi akşamlar diliyorum efendim.